Evet arkadaşlar, Türkiye ile ilgili sevmediğim şeyler. Birinci madde arkadaşlar, insanlar yürümeyi bilmiyor. Yani kaldırımda yürümeyi öğrenmeden nasıl 50 yaşına 60 yaşına gelir bir insan, ben hayret ediyorum yani. Bu insanlar ne sıra kültürünü biliyor, ne yürüyen merdivenlerde sol tarafı boş bırakmayı biliyor, ne metroya binerken önce inenlere yol vermeyi biliyor. Yani bu tarz şeylerin hiçbirini bilmiyorlar. Böyle bir hiçbir şey yok. Medeniyet namına hiçbir şey yok. İkinci madde arkadaşlar, yaşlılar sırf yaşlı oldukları için her şeyi hak ettiklerini zannediyorlar. Hamur işi yemekten 100 kilo olmuş teyzeler okul ve iş çıkışı saatlerinde sürekli toplu taşımayı meşgul ediyorlar ve ayrıca sürekli insanlardan yer istiyorlar, yer bekliyorlar. Üçüncü madde arkadaşlar, bu ülkede gerçekten kimse kendi düşündüğünü direkt olarak ifade etmiyor. Herkes düşündüğünü saklama, örtme, manipüle etme, size mesajlar verme şeklinde ifade etmeye çalışıyor. İstediğini söylemek yerine sürekli trip atan bir sevgili gibi düşünebilirsiniz. Dördüncü madde arkadaşlar, kimse kendi başına bir şeyi halletmek istemiyor. Herkes başkasından yardım almak istiyor. Ve sırf bu yüzden çok vıcık vıcık ilişkiler oluyor ve sürekli bir tarafın hakkı yeniyor. Yani hiçbir zaman alma verme olayı eşit olmuyor. Sürekli bir taraf öteki tarafa sağlam bir geçiriyor yani. Beşinci madde arkadaşlar, burada insanlar size mesleğinize, paranıza, bindiğiniz arabaya göre değer veriyor ve bunun normal olduğunu düşünüyor. Altıncı madde arkadaşlar, burada kesinlikle işçi hakları savunulmuyor. Her zaman patronun hakları gözetiliyor. Ve hakları sömürülen işçiler bile bu durumdan şikayet etmiyor ve Allah'a şükredip yaşamaya devam ediyor. 7. Burada herhangi bir şeyin kural olup olmaması önemli değil. Eğer başkaları da o kuralı çiğniyorsa siz de çiğneyebiliyorsunuz ve kural diye bir şey ortada kalmıyor. Kurallara uyuyorsanız korkaksınız, eziksiniz ve güçsüzsünüz demek oluyor.